Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Yeni bir videoyla, kısa bir videoyla daha karşınızdayız. Bugün ayna kapağımızdaki sinyali LED olarak değiştireceğiz. Kapağı sökmek biraz zorladığı için bizi o kısmı videoya alamadım ama en sonunda anlatacağım onu. Şu şekilde öncelikle kapağı söküyoruz, daha sonra sinyal kısmımızı söküyoruz. Şuradan şuraya yakınlaşırsan şurada bir soket var, bilmiyorum kamerada görünebiliyor mu. Önce bunu arttırıyoruz, şöyle bunu dışarı arttırıyoruz ve şuradan da yine çıkıyor şu şekilde. Evet, bunu direkt olarak çekiyoruz, şu şekilde sinyal kısmına ulaşıyoruz. Ampulümüzü yine söküyoruz. T10 bir ampul, üstü turuncu bir kaplama var. Biz bunu LED turuncu ampulümüzle değiştiriyoruz. Hiç sinyal vermeyle uğraşmadan direkt aracımızı aç kapa yaparak şu şekilde kontrol edebiliriz ve montajımız doğru bir şekilde tamamlanmış arkadaşlar. Yine bunu da şu şekilde direkt yerine oturtturuyoruz arkadaşlar. Evet, montajımız bu şekilde tamamlandı. Evet, söktüğümüz gibi önce arka tarafa oturtturalım, daha sonra şuradan önce şuraya ön kısmı oturtturuyoruz önce. Arkadan olmadı çünkü. Ön kısmı oturttuktan sonra üstteki tırnağı atıyor ve daha sonra şurada içeride bulunan tırnağı atıyor. En son yine kontrolümüzü yaptık ve daha sonra kapağı düz bir şekilde tutarak direkt bastırarak kapağı kapatmayı tamamlıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sol tarafın sinyal LED uygulamasını yapmış bulunuyoruz. Arkadaşlar, sol tarafın montajını tamamladık. Şimdi sağ tarafa yine aynı şekilde ben kapağı sökmüş bulundum. Yine ampulümüzü söküyoruz. Diğer sarı ampulümüzü, turuncu LED'imizi takıyoruz ve bunu da yine kontrolünü yaptıktan sonra montajını gerçekleştirebiliriz. Şekilde gayet güzel bir şekilde montajı tamamlamışız. Bunu da yine yerine oturtturuyoruz ve daha sonra yine önce ön taraf, sonra diğer tarafın oturtması zaten otomatik olarak kendi oturuyor onu. Ayna kapağımızda yine aynı şekilde. Evet arkadaşlar, öncelikle ayna kapağını nasıl söktüğümü anlatayım ben size. Ayna kapağımızın önce üstünü böyle tırnaklarımızın uzun olması, biraz uzun olması yeterli. Üstünde şu şekilde geriye doğru kastırarak alıyoruz ve şu şekilde kalıyor. Üstü çıkardıktan sonra sağ tarafında yine iç tarafta bulunan kısımda bir tırnağımız var. Onu da bastırıp alıyoruz. En son altta bir tırnak kalıyor. Onu sökmek zorladı açıkçası. Bunu da yine alttan şu şekilde kastırarak çektim ve o şekilde geldi. Tırnakları göstereyim ben. İç taraftaki tırnak burada, tam köşede. Diğer alttaki tırnak, asıl zorlayan tırnak da bu oldu bizi. Bu şekilde sökebilirsiniz. Yine aynamızı kapağı oturttururken düz bir şekilde tutuyoruz. Önce alta oturttum ben. Ve şu şekilde bastırarak sağlam bir şekilde oturtması tamamlandı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da bu şekilde sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz eğer abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Değerli yorumlarınızı bekliyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.